Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak Videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni halka arz olmuş bir şirketten bahsedeceğim ve bu şirketin hala edilinin çok altında olduğunu düşünüyorum ve bu halka arzdan itibaren de gerçekten de hiç değerlenmediğini biraz sonra göreceksiniz ve ben açıkçası bir süre sonra belki de değerlenebileceğini düşünüyorum. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz? Mutlaka fikirlerinizi yorum kısmında belirtin. Şimdi öncelikle şirketimizin adını söyleyeyim. Şirketimizin adı arkadaşlar Kimtex Poliüretan. Daha çok yeni halk arz olmuş bir şirket. Ve baktığımız zaman arkadaşlar e, Kimtex Poliüretan e, şöyle finansallarına bakalım. Şimdi finansallarına baktığımız zaman satışlarımız bakın 434 milyondan çeyreksel bazı bakıyoruz. 434 milyondan 981 milyona çıkmış durumda. Yani iki kattan biraz daha fazla bir artış var bu anlamda başarılı diyebiliriz. Onun dışında satışlarımıza yıllık bazı bakarsak da bakın burada yaklaşık 2-2,5 sene içerisinde 715 milyon olan satışlar 2.7 milyara çıkmış durumda. Bu anlamda da yine başarılı. Şimdi fabriklerine çeyreksel bazı bakalım. Çeyreksel bazı baktığımız zaman 57 milyondan 135 milyona çıktığını görüyoruz. Onun dışında fabrik yıllık bazı bakarsak da 76 milyondan 367 milyona çıktığını görüyoruz. Bu anlamda yine başarılı diyebiliriz. Şimdi net karımıza bakalım. Net kara bakarsak da 35 milyondan 174 milyona çıkan bir çeyreksel net karı var. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Ve net karı yıllık bazı bakarsak da bakın. 2019'un son çeyreğinden itibaren bakıyorum bu arada. Çünkü daha önceki veriler yok. 2019'un son çeyreğine göre yıllıklandırılmış net kar 36 milyondan 455 milyona çıkmış durumda. Gayet güzel bir artış var. Şimdi net borcu bakalım. Net borcumuz bakın 132 milyondan 790 milyona çıkmış durumda. Net borcun artışı ne yazık ki istenen bir durum değil ama bunu da belirtmek istiyorum. Burada daha halk arzın bilançosu gelmedi ve halk arzın bilançosu geldiği zaman da burada net borcun büyük ihtimalle kapandığını görebiliriz. Öz kaynaklarında güzel bir şekilde artış yakaladığını İşletme sermayesinin de yine çok güzel bir şekilde artış yakaladığını görebiliriz. Yani bundan dolayı net borcumuzun burada 790'dan kaça azalacağını da görmemiz gerekiyor. İşletme sermayesine baktığımız zamansa 262 milyondan 1.33 milyara çıkmış durumda. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Son olarak öz kaynaklara bakalım. Öz kaynaklara bakarsak da 207 milyondan 739 milyona çıkmış durumda. 3.5 kattan fazla bir artış var. Ve bu 2019'un son çeyreğinden itibaren. Yani bazı şirketler 4-5 sene içerisinde 2 kat yaptığı zaman ben olumlu olarak yorumluyorum. Ve baktığımız zaman burada 2.5 sene içerisinde yaklaşık olarak öz kaynaklar 3.5 katına çıkmış. Bu anlamda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi çarpanlara bakacak olursak bakın bir de hisse başı karına bakacağım burada. Hisse başı karına baktığımız zamansa şirketimiz şu anki sermayesinin 3.75 katı kadar net kar elde edebiliyor konumunda. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Evet genel anlamda şirketimizin büyümesi gayet güzel arkadaşlar. Sermaye üstü karlık da var. Şimdi biraz gelelim bir de sektörel bazı durumuna bakalım. Şimdi öncelikle ödenmiş sermayemiz 122 milyon TL. Kimyasal maddeler sektöründe yer aldığını söylemedik. Evet kimyasal maddeler sektöründe yer alan bir şirket. Ödenmiş sermayemiz 122 milyon TL. Çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası ödenmiş sermayesinin. Piyasa değerine baktığımız zamansa yaklaşık 3,5 milyar TL. Yani bu da yine çok yüksek değil diye düşünüyorum. Şimdi onun dışında halka açıklık oranına baktığımız zaman %27 olduğunu görüyoruz. Yani sektörüne göre bir miktar yukarıda ama %27'lik halka açıklık oranının gayet iyi bir halka açıklık oranı olduğunu düşünüyorum. Kaldıraç oranına baktığımız zaman sektör hemen hemen kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Net borç/öz kaynaklara baktığımız zaman yine aynı şekilde kafa kafaya durum. Burada da söz konusu yani çok ufak bir fazlalık var. Evet ama çok öyle ağam şamda fazlalık yok. Mesela kaldıraç oranı ortalaması %71. Eğer bu olsaydı %85- %90 o zaman derdik ki gerçekten de kaldıraç oranımız fazla. Yine aynı şekilde net borç/öz kaynakları içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim karlılık kısmına. Aktif karlılığa baktığımız zaman %16,5 olduğunu görüyoruz. Ve sektör ortalamasına baktığımız zaman ise %9,5 yani sektörüne göre gayet iyi bir aktif karlılığına sahip olduğunu söylemek gerekir. Öz serme karlılığına baktığımız zaman ise %61 olduğunu görüyoruz. Ve de sektör ortalaması %32 yani bu anlamda da yine sektörüne göre iyi kaldığını söylemek gerekir arkadaşlar. Karlılık anlamında gerçekten de başarılı. Şimdi piyasa çarpanlarına bakalım. FK'ya baktığımız zaman 7.5 olduğunu görüyoruz ve sektör ortalaması 21'lerde yani bu anlamda sektöre göre oldukça ucuz kaldığını söylemek gerekir. Şimdi PD bölü DD'ye bakalım. PD bölü DD'miz 4.65 ve sektör ortalaması yüzde yüzde diyorum 6.93 yani bu anlamda da yine sektöre göre ucuz kalmış. Şimdi FD bölü FAV'e bakalım. FD bölü FAV'e baktığımız zaman yine 11.5 da sektör ortalamasının aşağısında kaldığını görebiliyoruz. E, piyasa değeri içeren son piyasa çarpına baktığımız zamansa 2.52 arkadaşlar. E, piyasa değeri bölü satış ortalaması kimyasal maddeler sektörünün. Ve de KM Pro baktığımız zamansa 1.26 yani sektör ortalamasının yarısında. Bu anlamda da yine ucuz kaldığını söylemek gerekir yani piyasa değeri içeren bütün çarpanlarda sektörüne göre ucuz kalmış. Evet gerçekten de yeni halka arz olan şirketlerin çoğunun böyle şişik olarak açıldığını görüyoruz ama KMPUR gerçekten de ucuz olarak açılmış olduğunu düşünüyorum ki karlılıklara baktığımız zamansa iki karlılıkta da sektörün oldukça üzerinde. Şimdi net borç bölü FAB'ye bakalım. Net borç bölü baktığımız zaman 2,15 olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sektör ortalamasının yukarısında olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani şirketimizin sıkıntısı net borç. Net borç da yeni, yeni gelen bilanço ile birlikte yani halka arızan elde edilen para ile birlikte büyük miktarda kapanacağını düşünüyorum. Yani bir sonraki bilançoda bu problemlerin ortada olmayacağını düşünen taraftayım açıkçası. Şimdi son olarak bir de Pegrasus'una bakalım. Pegrasus'una baktığımız zamansa hem net kar anlamında hem de savaş kar anlamında çok 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 iyi bir Pegrasus'una sahip olduğunu söylemek istiyorum. 0.04'lük bir Pegrasus'una sahip ve biz birinin ne kadar altındaysa o kadar iyi olur diye yorumluyoruz ve 0.04'te 1'in 25'te 1'i kadar yani bu anlamda gerçekten de iyi kaldığını belirtmek gerekir. Evet temel anlamda, büyüme anlamında baktığımız zaman şirketimizin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sektörel bazda baktığımız zamansa şirketimiz yine başarılı. Tek sıkıntımız net borç kısmı ama net borcunda yeni gelen bilançoyla büyük miktarda absorbe edileceğini düşünüyorum. Evet şimdi artık temel olarak baktık. Sektörel bazı baktık. Biraz da işin gelin teknik olarak kısmına bakalım. Daha doğrusu teknik analiz çok yapamıyoruz. Çünkü daha yeni halka olan bir şirket. Ama böyle ufak tefek yorumlarda bulunmak gerekir yine. Şimdi baktığımız zaman şirketimiz burada halka arz fiyatı 28 lira gözüküyor ama şöyle hemen ben km pur halk arz fiyatı diye zaten hemen aratmışım daha önce Baktığımız zaman bakın 29 liradan Halk arz olduğunu görüyoruz ve şu anki fiyatımız 28.40 Yani şu anki fiyatı Halk arz fiyatının aşağısında arkadaşlar bunu da Belirtmek istiyorum Onun dışında arkadaşlar km pur şirketinin e, Çok fazla bir hareketi yok böyle gördüğünüz gibi Zaten nisan'da halka arz olmuş bir şirket e, Baktığımız zaman hala Aynı yerlerde dönüp durduğunu görüyoruz hala hiçbir değerlenmesi yok Şöyle en tepeden Hatta en dipten alalım. En dipten en yukarıya baktığımız zaman bakın %5'lik bir aralık var. Yani %5 aralığında git gel yapmaya devam etmiş. Yaklaşık olarak burada 6 hafta içerisinde. Yani hala çok fazla bir değerlenmesi olmadığını düşünüyorum. Şimdi peki nerelere gidebilir ona bakalım. Şimdi kendi kafamızda şöyle bir fiyat belirleyelim. Öncelikle şu anki fiyatımıza bakalım. 28.38 yani tabii şu anki canlı fiyat. Şimdi 28.38'i buradaki potansiyeline göre çarpalım. Yani burada en düşük potansiyele baktığımız zaman çarpanlarda FDB'li Favec'de olduğunu görüyoruz. Yani FD Favec çarpanları birbirine yakın. Şimdi burada hesap makinemizi açalım. Öncelikle öz sermek karlı anlamında şirketimizin fazlalığını bulalım. 61.6 böyle 32.9 yaptığımız zaman Bakın %87'lik şirketimizin zaten e, öz sermaye karlılığı sektörüne göre var. Bu anlamda zaten başarılı olduğunu söyledik. Şimdi 1,87 çarpı 13,52 bölü 11,5. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman 2,20 katlı bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Şu anki fiyatına baktığımız zamansa şu anki fiyatımız yaklaşık 28,38. 2,20 çarpı 28,38 yaptığımız zaman Bakın burada yaklaşık olarak 62 liralar civarında bir hedef fiyat karşımıza çıktı. Yani 62 liralara kadar gitmesinde bir sıkıntı yok diye burada görünüyor. Yani peki burada nerelere gidebilir? Ona bir de Fibonacci olarak bakalım. Şöyle en dipten en tepeye bir Fibonacci çekelim. Yani tabii ne kadar gider onu bilemeyiz ama şöyle Fibonacci'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada en tepedeki fiyatımız 34 liralar civarında gözüküyor. Tabii çok fazla da hareketlenme olmadığı için 34 lira şu an için çok da düşük geliyor aslında. Yani belki de buralara doğru gidebilir. Bir dinlenme yaşayabilir. Ondan sonra 60 liralara da gidebilir. Yani açıkçası arkadaşlar 62 liraların burada ben gelebileceğini düşünüyorum bu şirkette. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce bir hatırlatma ve de bir uyarı yapmak istiyorum. Hatırlatma olarak arkadaşlar Twitter'da yavaş yavaş aktif olmaya başladık. Umarım bizi Twitter'dan takip edersiniz. Orada güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlar uyarı olarak da burada anlattığımız şirket kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapın. Hisseyi kendi süzgecinizden geçirmeyi unutmayın. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.